Genital estetiği bu bölgenin görsel ve fonksiyonel açıdan hasta memnuniyeti sağlamak amacıyla yapılan ameliyat ve uygulamalar olarak tanımlayabiliriz. Genital estetik kaygılar genç yaş hasta grubunda yapısal ve gelişimsel olurken ileri yaş hasta grubunda ise gebelik, doğum ve menopoz gibi nedenlerle bu bölgenin deformasyonunun bir sonuç olarak gelişir. Ve sadece estetik kaygılarla da görsel hoşnutsuzlukla da sınırlı kalmayıp bu bölgedeki organlarda fonksiyon kaybına da yol açar. Bunlardan birincisi vajenle komşulu olan mesane ve rektumun da birlikte sarkması sonucunda idrar ve gaz kaçırma şikayeti olabilir. İkincisi aslında en çok ihmal edileni ve siz sormazsanız hasta utandığı için ifade etmeyeceği cinsel problemlerinin de varlığıdır. Ki bu bölgede ilişki sırasında ses gelmesi, duyu azalması, organ problemleri çiftler arasında cinsel hayatına yansıyan sorunları getirebilmektedir. Evet, biz geçmişten günümüze bu tarz sorunları olan hastalara kadın doğum ameliyatları içerisinde bir geniş yelpazeli hizmet vermekteydik. Bunlardan birincisi vajenin daraltıldığı, bu bölgedeki kasların güçlendirildiği vajinoplasti ameliyatı. Labium minusların küçültüldüğü şeklinin asimetrik ve simetrik hale getirdiği labioplasti ameliyatları. Kötü görünümlü doğuma bağlı dikiş izlerinin düzeltildiği perineoplasti dediğimiz perine onarım ameliyatları ve idrar kaçırma şikayetine yönelik vajinal yoldan uygulanan mesane boynunun yukarıya alındığı askı ameliyatları eskiden beri yapıla gelen jinekolojik ameliyatlardı. Günümüz teknolojisinin bize sunduğu imkanlarla yeni uygulama ve ameliyat teknikleri hayatımıza girmiştir. Bunlardan birincisi plastik ve rekonstrüktif cerrahinin sağladığı destekli dolgu uygulamaları. İkincisi lazerin vajen ve vulva derisindeki uygulama imkanlarıdır. Çağlar boyunca kadınların güzel olma çabaları daha çok görünen bölgelerle alakalı olmuştur. Ancak ilerleyen çağlarda ve zamanlarda genital bölgenin de estetiği ya da görünümünün ön plana çıktığı bir süreci gözlemlemekteyiz. Plastik cerrahi olarak labium minus dediğimiz vajenin küçük dudaklarına yapılan müdahalelerle öncelikle bu bölgede küçülme ya da simetriyi sağlamak tarzındaki işlemler yapılabilir. Bunun yanında labium majus denen büyük dudaklar bölgesine yapılacak bazı işlemlerle genital estetik olarak daha iyi, daha güzel sonuçlar almak mümkün. Bunlardan ilk olarak dolgu materyalleri ile labium majusların işlem görmesini sayabiliriz. Bunun dışında yine vücudun başka bölgelerinden alınan yağ dokusunun yıkanıp süzülmesiyle birlikte labium majus dediğimiz büyük dudaklara dolgunluk verilebilir. Aynı zamanda bu yağ dokusunun uzun vadeli etkileriyle daha güzel, daha iyi görünümlü bir labium majus görüntüsü elde etmek mümkündür. Bir diğer önemli nokta, vajen içerisinde cinsel hazın önemli olduğunu inanılan G noktası büyütme işlemleridir. Kendi ismine izafeten Dr. Grafenberg'den dolayı G noktası denilen bu bölge, vajen ön duvarında yaklaşık girişten 4-5 cm kadar içerideki bir bölgeyi anlatmaktadır ve cinsel ilişki esnasında haz almada önemli olduğu iddia edilmektedir. Bu bölgeye dolgu materyalleri enjekte edildiği gibi aynı zamanda yine kişinin yağ dokusundan enjeksiyonlar yapılmakta ve dolgunluk sağlanarak cinsel hazın artırılması amaçlanmaktadır. Bu anlattığım işlemler bir hastada tek ya da çoğul olarak uygulanabilecektir. Dolayısıyla genital estetik işlemler kombine ameliyatlar şeklinde de gerçekleştirilebilir. Son yıllarda lazerin vajende uygulamaya başlanmasıyla birlikte vajinal sıkılaştırma, gençleştirme ve yenilenme anlamında kullanılan vajinal rejüvenasyon tanımı gündemimize girmiştir. Vajinal uygulama esnasında lazerin fototermal bir etkiyle vajen dokusundaki kolajen lifleri uyardığı, eski liflerin yenilendiği ve yeni kolajen liflerin yapıldığı bir mekanizma devreye girmektedir. Böylece vajende
sağlanan sıkılaşma, cinsel haz ve doyumu artırmakta. Vajinal kuruluk yaşayan menopozdaki kadınlarda özellikle nemliliği ve bu bölgedeki kayganlığı artırabilmekte. İdrar kaçırma şikayeti olan hastalarda mesane boynuna yönelik uygulamayla bu sorunu da tedavi edebilmektedir. Bununla sınırlı kalmayan diğer kullanım alanları vulva derisine uygulama şeklinde de olabildiği için burada sihirlerin tedavisinde, vulva derisinde gebelik ve doğum sonrası oluşan renk değişikliklerinin giderilmesinde de kullanılabilmektedir. İşlem süresinin kısa olması, 20-25 dakika gibi kısa bir uygulama imkanı vermesi, ameliyat, anestezi, kesi, dikiş, buna bağlı ağrı, kanama, enfeksiyon gibi riskleri taşımayışı hastalar tarafından tercih sebebi olmaktadır. Günümüz kadınının hem vakit kaybı yaşamadan hem risk almadan olumlu tatminkar sonuçlar almak gibi hedefleri vardır ve bu konuda cerrahi uygulamalara karşı lazer uygulamaları iyi bir alternatif olmaktadır. Günümüz koşullarında genital estetik uygulamalar konusunda bir kadın hastalıkları doğum uzmanı ile plastik rekonstrüktif estetik cerrahi uzmanının hastayı birlikte değerlendirmesi oldukça ideal bir yaklaşımdır. Böylelikle kişinin karşılaşacağı işlemlerle ilgili bilgi verilmekte, bilgi çeşitliliği aktarılmakta, aynı zamanda fonksiyonel ve estetik açıdan kişiye özel en uygun tedavi şekli önerilebilmektedir.